Kamil Sönmez, o doğduğunda yıl 1947 idi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde Kozağı mahallesindeki 2 katlı bir evde dünyaya geldi. 4 kardeşin en büyüğüydü. Çocukluğunu okuldan arta kalan zamanlarda 25 kuruşa ayakkabı boyayarak geçirdi. Çocukluğunu gönlünce yaşayamadı. Zar zor ilkokulu bitirdi ve ortaokula kaydoldu. Boş zamanlarında sinemalarda patlamış mısırda satar olmuştu artık. Bu zor şartlar altında ortaokulu da bitirdi. Sonra Giresun Öğretmen Okulu'na yazıldı. Buradan da yatılı olarak Ankara Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümüne geçti. Kamil'in babası çok güzel bağlama çalıyor ve türkü okuyordu. Oğlunun da iyi bir türkücü olmasını umuyordu ama Kamil'in aklında başka şeyler vardı. Okul tatillerinde bile artık odasına kapanıyor, babasından gizli şan çalışıp aryalar söylüyordu. Babası ona operayı yasaklamıştı. Defalarca Kamil'e "Bunlar ne biçim türkü, neden bangır bangır bağırıyorsun?" diyerek kızmıştı. Kamil Sönmez bu şekilde okulunu bitirdi ve 1967 senesinde vatani görevini yapmaya gitti. Döndüğünde ise kendini Avni Dilligil'in tiyatrosunda sahnede buldu. Artık oyuncu olmuştu. Daha sonra Ankara'daki çeşitli tiyatrolarda görev aldı. 1972 senesinde aynı oyunda rol aldığı tiyatro oyuncusu Ayşe Demirel'le nikah masasına oturdu. 1 yıl kadar sonra bir çocukları oldu. Kamil Sönmez'in sesinin güzelliğini ilk olarak Zülfü Livaneli keşfetti ve bu ilk önemli teklif ondan geldi. Bu hikayeyi Kamil Sönmez bir röportajında şöyle anlatmıştı. Zülfü Livaneli benim çalıştığım tiyatronun karşısında kitapçılık yapıyordu. Tiyatroya gelir, oyunları izlerdi. Hiç unutmam, 1973 yılında bir sonbahar akşamı bana "Sen belki çok büyük tiyatro oyuncusu değilsin ama bu sesini değerlendirebilirsen çok iyi bir ses sanatçısı olabilirsin" dedi. Ve ilk plağım olan Hekimoğlu'yla İnce Memed türküsünü Zülfü Livaneli'nin hesabına yaptım. Plak tutunca Ankara'daki çeşitli gazinolarda Türk halk müziği sanatçısı olarak çalışmaya başladım. Bu arada televizyon programları da yapıyordum. Fakat ilk büyük patlamam Gemiciler adlı türküyle oldu. Bilinen bir türkü değişik bir yorumla okuduğumdan herkes karşı çıkmıştı. Unutmadığım büyük olaylardan biridir Gemiciler. Çünkü bu türküyle hayatımın akışı değişti. Kamil Sönmez'in Gemiciler türküsünden sonra şansı da oldukça açıldı. Sahne teklifleri de peş peşe gelir oldu. Sanatçı bu arada tiyatro arşivlerini karıştırırken Rize cezaevinden çıkan ve unutulup giden Şişmanoğlu adlı türküyü buldu. Şişmanoğlu Rize cezaevinde öldürülmüş bir efsane kahramanın öyküsüydü. Kamil Sönmez bu türküyle özellikle Karadeniz yöresinde çok sevildi. Plak çalışmaları başarıyla sürerken bir film teklifini değerlendiren sanatçı Düşman adlı filmde önemli bir rol aldı. Bu filmi diğerleri takip etti. Eşek Şakası, Delikan, Bizim Sokak, Sev Ölesiye, Cilalı İbo Beni Anneme Götür, Islak Sokak, Bir Kadın Düşmanı gibi filmlerde oynadı. Kamil Sönmez ilk 45'liğinin ardından Yaylanın Soğuk Suyu, Çift Jandarma, Maçka'da Buluşalım gibi bugün çok bilinen Karadeniz türkülerini okudu. 1980'li yıllarda Süreyya Davulcuoğlu'yla Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen isimden biri oldu. Türkülerinin yanı sıra nüktedan kişiliğiyle de Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde sevildi. Radyoda görev yapan Sönmez, 1993'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda solist olarak çalıştı. Gençlik yıllarında Osman Yağmurdereli, Kamil Sönmez ve Asım Ekren birbirinden hiç kopmuyordu. 3 arkadaş birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyorlardı. Birbirlerinden kopamayan üçlü çeşitli gazino programlarını da birlikte yaptı. Aralarındaki dostluğun sağlam temellere dayandığını söyleyen üçlü, "3 kişinin anlaşması zordur ama bizim aramız çok iyi. Bir gün olsun birbirimizi kırdığımızı bilmeyiz" diyorlardı. Kilo almaktan hiç korkmayan ve halkın kendilerini tombişlikleriyle kabullendiğini söyleyen Yağmurdereli ve Sönmez, ne zaman beraber olsalar bol bol yiyip içmekten geri durmuyorlardı. Hatta birbirlerini gördükleri zaman iştahlarının açıldığını söylüyorlardı. İlk evliliği mutsuz sonla biten sanatçı, ikinci evliliğini Nilgün Sönmez'le yaptı. Kamil Sönmez'e 1998 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Gençliğinde Osman Yağmurdereli ve Faruk Tınaz'la aynı evi paylaşan Kamil Sönmez, sanat camiasında da en sevilen isimlerden biri oldu. Sönmez'in sanat yaşamının 45. yılı anısına sanatçı arkadaşları kendisine destek vermek üzere bir gece düzenledi. 2006 senesinde Uğur Arslan'ın çok sevilen şiirinden yola çıkılarak Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığında senaryolaştırılan Karagümrük Yanıyor adlı dizi filmde Uğur Arslan, Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut Akusta gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Son olarak Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde oynadı. Sanat yaşamı boyunca pek çok dizide de oynayan sanatçı Bizim Mahalle, Tirvana, Kumsaldaki İzler, Kınalı Kar, Ölümsüz Aşk, Sensiz Olmuyor, Sev Kardeşim, Aşkım Aşkım, Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol aldı. Kamil Sönmez, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 20 Aralık 2012 günü hayatını kaybetti. Annesi 28 yıl önce ölmüştü ve Kamil hep annesinin yanına gömülmek istiyordu. Bu onun vasiyetiydi ama annesinin vefatından sonra aradan çok zaman geçti. Mezarlıkta yanı doldu. Babası ve annesinin de bulunduğu mezarlığın içinde aile kabristanına defnedildi. Kamil Sönmez'in vefatı memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan akrabaları ve komşularınca üzüntüyle karşılandı. Sönmez'in evine Türk bayrakları asıldığı görüldü. Perşembe Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerince evin bulunduğu Kozağı mahallesinde sokak temizliği yapıldı. Kamil Sönmez'in dayısı İsmail Aksu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda "En son ne zaman görmüştünüz?" sorusuna "Sık sık görüşüyorduk, kendisini ziyaret ediyorduk. Böbrek rahatsızlığı onu çok yordu. Ayrıca şeker hastalığı da vardı. Diyaliz sırasında beyin kanaması geçirdi, uyuttular. Ondan sonra da bir daha uyanamadı" yanıtını verdi. Kamil Sönmez'i bir kez daha saygıyla, şükranla, minnetle anıyor, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu dünyadan türküleriyle, fıkralarıyla, sesiyle bir Kamil Sönmez geçti. İyi ki de geçti.